Sevgili dostlar, son fizik bir fizik çözer. Metin çözer. Hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeye, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayın. Dedik ki arkadaşlar, final okulları TYT ve AYT denemesinin birini ve üçünü çözdük. Arada ikisi bir şekilde arkadaşlar kaynamış. Onları da ben buldum depodan. E gördük, gözümüze çarptı, aldık ve dedik çözelim TYT'sini çözdük, gönderdik. Hatta şu anda arkadaşlar gönderiliyor hemen ardından AYT'yi çözmeye başlıyorum. Evet sevgili arkadaşlar birinci sorumuz transformatörle ilgili iki tane transformatörden oluşan sistemin primer kısmına 9 volt gerilim uygulandığında sekonderden 72 volt gerilim alınıyor. Buna göre kale bölümlerinin sarım sayıları oranı NK bölü N nedir? Sevgili arkadaşlar NK'nın gerilimine V üstü dersek N'lerin gerilimi de V üstü olur. Çünkü paralel Kolların potansiyelleri eşit olacaktır. Sevgili arkadaşlar, 3n bölü n üssü eşittir 9 bölü v üstü. 9 bölü v üstü. Aynı şekilde arkadaşlar, aynı şekilde. 72 bölü v üstü eşittir 2n bölü n l. Şunu arkadaşlar, n diyelim, n diyelim. N l bölü 2 de neye eşit? N'le bölüyken bölü ve üssü bölü 72. Ve üssü bölü 72. N kayı ve N'leyi arkadaşlar? Çekip bölelim. Evet. NK N k bölü N'le. l. N kayı çektim arkadaşlar. 3 N çarpı V üssü bölü 9. N'leyi çekin? 2 N ve üssü bölü 72 ters çevirip çarparsanız arkadaşlar 72 bölü 2n v üssü. Görüldüğü gibi v üssüler gidiyor. n'ler gidiyor sevgili arkadaşlar. Sadeleştirdik. 3. Şurası ne yaptı? 6. 6 kere 12 72 cevabımız Edirne diyoruz. Ve ikinci sorumuz odak uzaklıkları fi ve fk olan ince ve kalın kenarlı Merceklerde bir ışının kırılmaz şekilde gibidir. Bütün optiklerde işte eşit olduğuna göre odak uzaklıkları arasındaki ilişki nedir diye soruluyor sevgili dostlar. Evet. Şimdi ince kenarlı mercekten arkadaşlar X'ten gelen kırıldıktan sonra X'ten geçiyorsa burası nedir? Merkezdir. Merkezden gelen merkezden. Yani 2F'den gelen 2F'den geçer. O halde arkadaşlar şurası 2FI ise FI nedir? Bir. Evet ucu kırdık. Güzel. Kalın kenarlı mercekte arkadaşlar F'den gelen uzantısı F bölü 2'den geçecek şekilde. O halde bu nokta kalın kenarlı merceğin odağı ince kenarlı merceğin ise merkezidir. Arkadaşlar 1'e ya da 2'ye 1 oranı varsa F'e F bölü 2. Tümsek aynanın arkadaşlar aynı özelliği. Tabi bu özellikleri bilmemiz gerekiyor. Ya da formüllerde yerine yazmamız gerekiyor ki o daha sıkıntılı. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar hep özel durumlar bilmemiz gerekiyor. Demek ki arkadaşlar buradan kalın kenarlı merceğin odak uzaklığı nedir? 2'dir. 1 bölü 2 cevabımız görüldüğü gibi sevgili dostlar. Celikhan diyoruz. Evet sevgili arkadaşlarım geldik 3'e. Şekil 1-2-3'te derinliği sabit dalga leğeninde ilerleyen kaleme su dalgalarından hangileri yansıma veya kırılma sonunda bir noktaya odaklanabilir? Çukur aynada asal eksene paralel gelen ışınlar yansıdıktan sonra bir noktada. İşte arkadaşlar zaten ışın özelliği gösteriyor. Odaklanıyor. Bu arkadaşlar görüntüde kalın kenarlı. Fakat en ortam büyük en mercek olduğu için arkadaşlar bu ince kenarlı mercek görevi görür. Şu andaki kazanımlarda da arkadaşlar dalgaların mercek şeklindeki ortamlardan kırılması kaldırılmış durumda. Onun da bir bilgisini kardeşlerime vereyim. Ama tabi bu yeni arkadaşlar geçen yılki kazanımlarda ondan önceki yani şu anda 12'de okuyan ya da mezunlar da İken 10. sınıftayken bunlar vardı. Bundan dolayı yine de bu gelebilir mi? Gelebilir. Evet, tümsek aynada arkadaşlar uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen ışınlar asal eksene e, ne yapıyor? Paralel yansıyor. Dolayısıyla burada odaklanma değil, direkt arkadaşlar paralel bir şekilde yansıma var. Demek ki K ve L'de odaklanma var. Cevabımız Celikan. Evet dördüncü soruda diyor ki tellere etkilen manyetik kuvvetlerle ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur sevgili kardeşlerim. Şimdi bakıyoruz paralel iki iletken telden akım geçtiğinde oluşan manyetik kuvvet teller arasındaki uzaklıkla ters orantılıdır. Evet yazalım F eşittir paralel iki telin birbirine uyguladığı itme ya da çekme kuvveti i bir. i 2 sevgili arkadaşlar. F eşittir K. I1 tabii ki var. 2 I1 çarpı I2 çarpı boyumuz ne? L. Tellerin boyu bölü. D uzaklığı. Demek ki D ile ters orantılıdır. Bir doğru. 1'in olmadığı şıkları eliyorum. Düzgün manyetik alan kullanılan her bir tele manyetik kuvvet etki eder. F eşittir arkadaşlar bil amca çarpı neydi? Sinüs alfa. 1 çarpı sinüs alfa. Eğer arkadaşlar açı sıfırsa yani tel akım manyetik alanla aynı yönlü ise kuvvet sıfır olur. Her tele manyetik kuvvet etki eder. O zaman ne oldu? Yanlış oldu. İkiye eleyelim. Eledik. Telden geçen akım arttıkça manyetik kuvvet değeri de artar. Zaten görülüyor arkadaşlar. Herhangi bir telden geçen akım arttıkça burada da olsa bir tel dış manyetik alana da konulsa paralel iki telin birbirine uyguladığı kuvvet de sorulsa mevzu bahis ikisinden biri fark etmiyor. Akım arttıkça manyetik kuvvetin değeri artar. Cevabımız Edirne. Evet sevgili arkadaşlar. Beşinci soruda Şekildeki mıknatıs bobine doğru sabit ve hızıyla yaklaştırılıyor. Buna göre aşağıda hangisi yanlıştır? Red direnci artırılırsa indüksiyon akımının şiddeti azalır. Şimdi arkadaşlar burada indüksiyon EMK'sı Buradaki manyetik alana manyetik efendime söyleyeyim e, tabi alan şiddeti bu da arkadaşlar mıknatısla ilgili ve hızına ve bobinin sarım sayısına bağlı. Fakat akım da arkadaşlar i eşittir E bölü R olduğu için dirence bağlıdır. Dolayısıyla R artarsa akım azalır. Doğru yanlışı soruyor eledim. Bobinin sarım sayısı arttıkça şey, indüksiyon akım şiddeti artar. Doğrudur. Dirençten iki yönünde elektrik akımı geçer. He, şimdi bu arkadaşlar sağ el kuralıyla. Burada oluşan manyetik alan şunu oluşturduk arkadaşlar bakın. Şudur. B manyetik alan. Yaklaştığı için manyetik akı artar. Manyetik akı artarsa arkadaşlar bobinin oluşturduğu manyetik alan dış manyetik alana zıt yönde oluşacak. Bunun için de arkadaşlar akım iki yönünde oluşur. işte şu dört parmak akımın yönünü yana açılan bobinde oluşan arkadaşlar şu manyetik alanı göstermektedir. Sevgili arkadaşlar bu sağ el kuralları ile ilgili sıkıntısı olan varsa arkadaşlar kanalımızda manyetik alanda sağ el kuralları diye arkadaşlar iki tane videomuz var. Onları tavsiye ediyoruz. Doğrudur. R direnci arttırırsa indüksiyon kas azalır indüksiyon emk'sı arkadaşlar e eşittir eksi delta fi bölü delta t. Bu da neye eşit? B çarpı a çarpı kosinüs alfa'nın değişimi. Burada değişen arkadaşlar? B hızından dolayı B değişiyor. Bölü delta t. Bunun da dirençle bir ilgisi yok. Demek ki arkadaşlar yanlış olacaktır. E, mıknatıs eksi ve hızıyla bir yönünde akım geçer. Şimdi arkadaşlar yaklaşırken iki yönünde ise uzaklaşırken bir yönünde. Şimdi bundan dolayı arkadaşlar bakın burada eğer bu yanlışsa bu da yanlış olmalı. Bu doğruysa bu da doğru olmalı. İki tane yanlış olamayacağına göre demek ki C ile E doğrudur. Bu da işte arkadaşlar test tekniğinde hani şık eleme falan var ya onunla ilgili bir durum. Evet. Tabi arkadaşlar bildiklerimizi kullanarak ne yapmamız lazım? Bilmediklerimizi de eleye bilmemiz gerekiyor bazen. Arkadaşlar her şeyi bilemeyebiliriz ama bildiklerimizi iyi kullanırsak sonuca gidebiliriz. Şekildeki devrede S anahtarı açıkken lambadan geçen akım, I, pilin tükenme süresi t. S anahtarı kapatılırsa i ve t nasıl değişir? Arkadaşlar şunlar paralel olduğu için K noktası, K noktası, K noktası, L noktası, L noktası. KL arası, KL arası. E potansiyelimiz E eşittir V ya da V eşittir E. Neye bağlı değil arkadaşlar? Akıma bağlı değil. Her zaman şu iki nokta arasındaki potansiyel epsilon üretecin EMK'sına eşittir. Bu da V. O halde arkadaşlar i akımı değişmez. Şunları şöyle bir eledik. Peki kardeşim. Buradan i akımı geçti. Buradan şu anda akım geçmiyor. Kapatırsak e buradan da bir iyi üstü akımı geçer. E demek ki ana koldan yani üreteçten çekilen akım artar. Üreteçten çekilen akım arttığı için üretecin ömrü azalır. Cevabımız balık esir bandırma diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve geldik. Yedinci sorumuza. Şekildeki elektrik devresinde V1 volt 6 voltu gösteriyor. Buna göre V2 volt metresi kaç voltu gösterir? Şimdi arkadaşlar şuranın bakın seri 6 ohm 3 ohm o halde buradan geçen akım 2 i buradan geçen akım i v1 eşittir 2 i çarpı 1 v1 eşittir 2 i çarpı 1 o da eşittir 6 demek ki akım 3 v2 eşittir i çarpı 2 görüldüğü gibi arkadaşlar 2 2 yani aynı cevabımız Edirne uzatmaya gerek yok Gayet basit bir soru. Geldik 8. soruya. KBL noktalarında bulunan artı 3Q ve artı 32Q elektrik yüklü cisimler P noktasında bulunan artı elektrik yüklü cisim üzerinde oluşturdukları bileşik elektriksel F kuvvetinin yönü aşağıdakilerden hangisi gibi olur diye sormuş. Pekala sevgili arkadaşlar ikisi de artı olduğu için bunun oluşturduğu elektrik alan da bu yönde. Bunun oluşturduğu elektrik alan da bu yönde. Demek ki şu arada bir yerde şöyle bir şey olacak. E demek ki arkadaşlar burada şunun olması veya bunun olması mümkün değil. Evet 3 bölü 1'in karesi 3. 32 bölü 2 kökü 2'nin karesi. Arkadaşlar elektrik alan E eşittir neydi? KQ bölü D kare. Zaten K sabit. Evet. 3'ün e, Q bölü 3 bölü D kare. 3 bölü D kareye 3 dedim. Şimdi arkadaşlar yani D'ye de 1 demiş olduk. 32 bölü 2 kök 2'nin karesi. Yani 8. 8. 32 bölü 8 nedir? 4. O oldu arkadaşlar 4 oldu. E 4 olduğuna göre arkadaşlar büyük açı kartta büyük kenar bulunur. Yani bu açının şu açıdan daha büyük olması gerekiyor. Yani arkadaşlar zaten biliyorsunuz 3, 4, 5 üçgeni şurası 53. Baktığınızda arkadaşlar şöyle şöyle 37, 53, 53, 37. E bunun daha büyük olması gerekir. Cevabımız balık Balıkesir Bandırma. Evet sevgili kardeşlerim bakıyoruz. Bir ucuna bağlı M1 kütlesi ile yaya bağlı M2 kütlesi harmonik hareket yaparken periyotlarının eşit olduğu ölçülüyor. Buna göre yayın esneklik katsayısı kaç Newton bölü metredir? Bu arada arkadaşlar şöyle cevap anahtarını da bir göstermiş olalım. Şimdi bazı kardeşlerimiz diyor ki hocam bize bunların cevabını biz dergi aboneyiz. Ya yani arkadaşlar bu cevap anahtarlarını tabii ki derginin temsilcisiyle görüşüp alabiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar. Çünkü ben bu cevapları verdiğim zaman da aslında normal bir şey. Yani yapılmış. Fakat Böyle tek tük arada arkadaşlar cinsler çıkıyor. Biz de sıkıntıya giriyoruz. Evet. Güzel kardeşlerim. Periyodumuz T1 eşittir T2. T1 neydi arkadaşlar? 2 pi kök L bölü G. L ney 1? G ney? 10 aldık. Eşittir 2 pi kök M bölü K. Sadeleşti mi? Evet. Her iki tarafın karesini aldığınızda arkadaşlar görüldüğü gibi cevabımız Celikhan olmaktadır. Gayet basit bir soru. Bakalım. K noktasından ve 0 10 metre bölü saniyelik hızla şekildeki yönde fırlatılan cisim sağ taraftaki eğik düzlemde en fazla şu kadar yükselmektedir. H2 nedir? Şimdi güzel arkadaşlar Çok basit bir soru. Enerjinin korunumu arkadaşlar. Buradaki mekanik enerjimiz 1 bölü 2 m v kare. M'ler sadeleşecek zaten. Onun karesi 100 artı m g h eşittir. Burada arkadaşlar tamamı potansiyele dönüştü. MGH2. İşte m g h 2. İşte m'lere güle güle dedik mi? Burası ne oldu? 50 artı 10 60 eşittir. 10 h 2. Her iki tarafı ona böldük. Cevabımız Edirne. K noktasından suya göre 2 ve hızıyla harekete geçmekte olan kayık L noktasında karşı kıyıya çıkıyor. Buna göre kayık L noktasından suya göre V büyüklüğündeki hızla harekete geçtiğinde K'dan kaç x uzaklıkta karşı kıyıya çıkar. Şimdi sevgili kardeşlerim şu hız 2 ve bu hız V O halde bunun karşı kıyıya varış süresi T ise bunun ne olmalı? 2t olmalı. Çünkü arkadaşlar açılar aynı. Bunun düşey hızı, bunun düşey hızının iki katı. D eşittir Vye çarpı t. Düşey hız veya akıntıya dik olan hız da diyebiliriz. Evet. Şimdi şuradaki arkadaşlar hedeflediği nokta ile çıktığı nokta arasındaki mesafeye ne diyoruz? Akıntı sürüklemesi. Peki akıntı sürüklemesi neydi arkadaşlar? V akıntı çarpı t. Bunu arkadaşlar Akıntı X kadar sürüklemişse bunu ne kadar sürükleyecek arkadaşlar? Ve akıntı çarpı 2T. Yani 2X kadar. Şimdi paralellikten şurası X olacak. 2 de arkadaşlar buraya sürüklenecek. O halde 2X artı X K'dan 3X kadar uzağa gidecek. Diyoruz. Adıyaman. Evet. Gelelim 12'ye. Şekildeki dişlerden X dişlisi bir tur döndürülür ise y, Z dişlerinin dönme hızları arasındaki ilişki ne olur? Dönme hızları. Şimdi arkadaşlar burada bu sorun biraz muallak bir soru. Ya dönme hızı kardeşim burada sen açısal hızdan bahsediyorsun. Yoksa çizgisel hızdan mı? Bunu net olarak. Hani dönme hızı demiş. Bir de arkadaşlar ne ile göstermiş? V ile göstermiş. Bu da genel gösterime ters. Tamam insanların kafasını karıştırmak istiyorsan, gerçekten bu soruyu hazırlayan yani amaç bu ise gerçekten e, öğrencilerimizin de bizim de kafamız karıştı. Evet, Allah razı olsun. Evet. Yani amacın eğer kafa karıştırmaksa kardeşim çok iyi karıştırdın. Teşekkür ediyoruz. Birbirine dıştan bağlı olanların arkadaşlar çizgisel hızlara eşit. Bakın bir de bu var. Bunu çizgisel hız olarak algıladığında herkes ne yapmış eşit. Ha dönme. Dönme. Evet. Dönme. Yani burada arkadaşlar bunu kullandığında ha bu dönme dedin. Dönme dedin. Bari W ile göster. Herkes daha düzgün anlasın. Yani kafa karıştırmanın kime ne faydası var bilemiyorum sevgili arkadaşlar. İşte arkadaşlar burada tabi biz çizgisel algılasak cevap Ceyhan. Ama cevap Ceyhan değil. Cevap Bursa. Niye? Çünkü arkadaşlar burada dönme hızı W açısal sürattan bahsetmiş. E, yarı çapı en küçük olan tabii ki açısal hızı en büyük. Dolayısıyla yarı çapı en büyük olan da açısal sürati en küçük olacak. Cevabımız Bursa. A ve B maddelerin sıcaklar aldıkları senersine bağlı bağlı değişik şekilde şekildeki buna göre ifadelerinden hangisi doğru olabilir? Sevgili arkadaşlar eğim delta t bölü q. Q eşittir mc delta t olduğuna göre Evet. İşte arkadaşlar Q eşittir MC delta T 1 bölü MC. O halde arkadaşlar görüldüğü gibi burada eğimle MC ters orantılı ya da Q bölü T MC Q bölü 2 T 2 MC olacaktır. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar bu tabi tanjant alfa eğim. Şunun neymi? arkadaşlar 1. Bu neymi? mi? 2. Bakalım. A'nın sağsı B'nin sağsına zaten eşit olmadı arkadaşlar. Açık ve net olarak görülüyor. Biri eledik. A'nın özsü B'nin kinin 2 katıdır. Olabilir sevgili arkadaşlar. Çünkü biz buradan sadece ısı sağlarının eşit olmadığını görüyoruz sevgili arkadaşlar. Yani bunun ısı sağsı MC ise bunun ısı iki 2 MC. Fakat M'ler hakkında ya da C'ler hakkında kesin bir bilgimiz yok. Ola bilir. B'nin kütlesi an 2'nin 2 iki katıdır. Ola bilir. Kütleler ve üssü ile ilgili hiçbir kesinlik yok. Cevabımız Edirne diyoruz. Ve 14. son sorumuz. Özdeş 3 kap içinde D, 2'de D bölü iki yoğunluklu sıvılar vardır. Birinci kapta Dengede olan X cismi çıkarıldığında kap tabandaki sıvı basıncı P kadar azalıyor. Güzel. X cismi ikinci ve üçüncü kaba bırakıldığında kap tabanlarındaki sıvı basınç değişimleri için ne söylenebilir? Evet. Şimdi arkadaşlar, demek ki bunun oluşturduğu P. Şimdi bu D'ye ikili olduğu için burada arkadaşlar hacminin yarısı. Yani burada H kadarsa burada H bölü 2 kadar bir değişim. H çarpı D H bölü 2 çarpı 2 de ne oldu? Eşit oldu. Yani arkadaşlar dolayısıyla şurada P kadar artar P kadar P kadar. Şimdi buraya bakalım arkadaşlar. D bölü 2 olun kesin batacak ve H kadar yükseltecek. Şimdi buradaki P değişimi H çarpı DG. Zaten G aynı olduğu için yazmadım. P üssü H çarpı D bölü 2. E bu da ne oldu arkadaşlar? P bölü 2. Bu da P bölü 2 kadar arttıracak. Dolayısıyla cevabımız Adıyaman. Güzel bir soruydu bu arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Fakat bu tür sorular arkadaşlar daha ziyade biz neyde bekliyoruz arkadaşlar? TYT'de bekliyoruz. Evet. 9 ve 10. sınıf konularını TYT'de 11 ve 12. sınıf konularını ise AYT'de bekliyoruz. Ve arkadaşlar bu dönemimizde burada bitmiş oldu. Tekrar görüşmek ümidiyle diyoruz. Gerçek Hoca Metin Hoca ile gerçek bir fizik dersinde tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.